Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda beklediğimiz oyun Call of Duty Black Ops PS Vita'ya çıkmış bulunuyor. Şimdi biz bu oyuna sıcağı sıcağına göz atacağız. Kesinlikle bir inceleme değildir. Zaten oyun yeni çıktı. Biz de ilk fırsatta böyle göz atacağız. Oyunda neler var, neler yok, bunları görmeye çalışacağız. Ancak hikaye nedir, konu nedir, silahlar hangileridir, haritalar nelerdir, bunları bilmiyoruz. Bunlara ilerleyen günlerde geniş bir inceleme yaptığımızda sizlere anlatmaya çalışacağız. Öncelikle PSN Store'a girip oyunumuzun fiyatını görelim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Hemen açılsın PSN Store. Size anlatacağım. Evet, oyunumuzu en başta görüyorsunuz. Yukarıda 135 TL bir fiyatı var. Hemen son güncellenen kısma giriyoruz ve burada da Call of Duty Black Ops'un 135 TL olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Bu oyun Türkiye PSN Store'a giriş yaptığında 122 TL idi. Ancak ne olduysa birkaç saat içerisinde fiyatı 135 TL'ye yükseldi. Yani bir anda arttı arkadaşlar. Tabi erken davrananlar bu oyunu 122 TL'ye satın almış oldu. Ben de dahil. Bu fiyat artışının sebebi de nedir? O açıkçası bilinmiyor. Hemen şöyle tekrar menümüze dönelim ve Call of Duty Black Ops'u başlatacağız şimdi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yukarıda da bir güncelleme var. Oyuna hemen yeni bir güncelleme getirildi. Dokunarak güncellemenin de neler içerdiğini görelim. Evet, 1.01 güncellemesi var. Burada Ad-Hoc Multiplayer modu ile ilgili bazı iyileştirmelerin olduğunu görüyoruz. Bir de Audio Levels ile ilgili güncellemelerin ve düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz. Bunu indirelim hemen. Boyutuna da bakacağız. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi 409 MB'lık bir güncellemeyi içeriyor arkadaşlar. Tabi güncellemenin boyutunun nedenle önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani bu sıradan bir güncelleme değil. 409 MB'lık bir güncelleme. Şimdi biz bu güncellemenin tamamlanmasını bekleyelim. Ondan sonra oyunumuza girip Call of Duty Black Ops Declassified'da neler var onu göreceğiz. Evet, güncellememiz de tamamlanmak üzere. Gördüğünüz gibi 409 MB'lık güncellememiz tamamlandı. Şimdi Start butonuyla kurulumu gerçekleştireceğiz. Şu anda güncellemenin kurulumu gerçekleştiriliyor. Ve oyuna geçiş yapmış oluyoruz. Her oyunda olduğu gibi sanırım ilk önce PlayStation Network bağlantısı gerçekleştirecek. Ancak şu anda beklemedeyiz. Activision tarafından dağıtımı gerçekleştiriyor ve Nihilistik firması tarafından da oyunumuz geliştirildi. Şimdi Nihilistik firmasından kısaca bahsedelim. Çoğunuz biliyor zaten. Meşhur oldular. Meşhur olmalarının sebebi de kötü yapım. Bu kötü yapım genelde grafikleri eleştirilen Resistance Burning Skies oyunundan arkadaşlar. Ancak şimdi hep beraber Call of Duty Black Ops Declassified'ı göreceğiz. Şu anda Start butonuyla bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi oyunun menüsü. Burada Campaign, Hostless Multiplayer, Ad-Hoc Multiplayer ve yapımcı bilgileri bulunuyor. Hemen Campaign'den hızlıca biz giriş yapalım. Aslında ben bu oyunu indirmez önce bir bakayım dedim grafiklere falan, oyunun yapısına, kontrollere. Tabi buralara gelmeden önce bir alıştırma modunu geçmek zorundasınız. Tabi bu da isteğe bağlı. Önce operasyonlardan başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bazı operasyon seçenekleri mevcut. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Evet, 10 tane görevimiz var arkadaşlar burada. Her bir görevinde 3 tane rank, yıldızlı rankları bulunuyor. Şimdi birazdan onlardan da bahsedeceğim. Buradaki gördüğünüz gibi 2 tane bölümü bitirmişiz. Diğerleri kilitli. Bu iki bölümünde yıldızlarının üçünün de sarı olmasına önem vermemiz lazım. Çünkü oyunu tam anlamıyla, bölümleri tam anlamıyla bitirmemiz gerekiyor. Bunlar arkadaşlar. Şimdi tabii ilk bölümü muhtemelen çoğunuz izlediniz videolardan, paylaşılan videolardan. Ben hemen ikinci bölümden giriş yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar zorluk seviyesi bulunuyor. Oyunun zorluk seviyeleri. 3 tane yıldız en zor. Tek yıldızlar şu anda. Bu yıldızlar da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zorluk seviyelerini bu şekilde ayarlıyorsunuz. Biz tabi gösterme amaçlı olduğu için, bir de çekim yaptığımız için çok verimli oynayamayacağımızı düşünüyoruz. Bu yüzden en düşük seviyede oyuna başlayalım. Şu anda yükleme ekranındayız. Yükleme ekranları böyle çok sıkacak derecede değil arkadaşlar. Yani tamam, biraz bekliyoruz ama öyle çok sıkıcı değil. Şunu da söyleyeyim, bu kesinlikle bir inceleme değil, sadece ilk temas arkadaşlar, ilk bakıştır oyuna. Biz burada sıcağı sıcağına oyuna göz atıyoruz. Gördüğünüz gibi karşıda iki tane adam var. Dürbünle yakınlaşalım, görüyorsunuz. Tabi bunlara şimdi şöyle bir şey var. Ben bu bölümü geçtiğim zaman, hızlı hızlı geçtiğim zaman şunu fark ettim. Direkt adamların üstüne bıçakla gittiğim zaman hiçbir şekilde bana müdahale edemiyorlar. Mesela şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada da var. Gördüğünüz gibi ekran arkadaşlar kırmızıya dönüyor. Bu ne anlama geliyor? Vurulduğunuzu gösteriyor. Buradaki adamları geçtik. Vurulduğunuz zaman ekran tamamen kırmızıya dönüyor. Öldüğünüz zaman da bu şekilde. Evet, göreve tekrar başlayalım. Tabii hem çekim yapıp hem oynamaya çalıştığımız için biraz sıkıntılar olabiliyor haliyle. Biraz yaklaşalım. Şimdi buradan sizlere grafiklerden biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Şu adamları öldürebilirsem eğer. Burada bir süreye bağlı tabii ki. Süremiz var. Bu süreye bağlı olarak yukarıda görüyorsunuz, şurada bakın süre ilerliyor. Bu süreye bağlı olarak bu görevi tamamlamak zorundayız. Onun dışında görevi tamamlamadan arkadaşlar başa sarıyor oyun. Evet, şimdi biz görevi tamamlamayalım. Önce gelelim şöyle grafiklere biraz bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir aracımız var. Yani lastiklerine yaklaşalım. Şöyle bakalım. Aracın kendine bakalım. Aslında grafikler oldukça iyi. Bu şeyden, Resistance Burning Skies oyunundan çok örnek vereceğiz. Çünkü yapımcı aynı arkadaşlar. Onun için grafiklerden çok örnek vereceğiz. Resistance Burning Skies oyununa değineceğiz ara ara. Oldukça güzel tasarlanmış. Bir de şöyle bir durum var. Bakın mesela duvara sıktığım zaman mermi izleri kendini belli ediyor arkadaşlar. Aslında bu güzel bir özellik, görsellik açısından biraz da gerçeklik payı var olayda. Sıktığınız zaman nereye sıkarsanız sıkın iz kalıyor arkadaşlar. Gerçi araçların metal yapılarına şöyle sıktığınız zaman bunlar belli etmiyor, ancak sesler bariz şekilde anlaşılıyor. Duvarlarda bunu daha net görebiliyoruz. Böyle şuraya sıkayım. Evet, ilerleyelim. Burada yerde süremiz dolduğu zaman bakın uyarı veriyor. Sesi görüyorsunuz. Şu yukarıda süremiz doluyor. Uyarı veriyor. Tabi bu süre zarfı içerisinde görevi tamamlayamazsak tekrar oyunu baştan oynamak zorundayız. Hemen onu da gösterelim ki hızlı hızlı buraları geçmek istiyorum aslında. Evet. Şuradan ölmeden kaçalım.
Kontrol yapısı Resistance Burning Skies oyunundan çok daha iyi. Onu söyleyeyim. Resistance Burning Skies'te arkadaşlar analog çubuklarını kullanırken havaya bakma ihtimalimiz çok yüksekti. Ancak burada oldukça rahat ve güzel bir kontrol yapılandırması var. Analog çubuklar çok daha rahat kullanabiliyoruz. Bir de şey var, mesela yakınlaştırdığınız zaman düşmanın üzerine doğru bazen optik düşmana direkt isabet edebiliyor. Ancak bu nişangah şu şekilde isabet edebiliyor. Ancak bazı durumlarda kesinlikle sizin kontrolünüze kalmış bir şey var. Hemen şuradan biz de bomba atalım. Bomba atmayı inşallah anlamışsınızdır. Şöyle ekranı göstereceğim şimdi. Şu şekilde arkadaşlar. Bırakıyoruz. Ve kaçıyoruz. Burada güzel bir olay var. Mesela karakterimiz vurulduğu zaman arkadaşlar böyle nefes alma, soluk alması biraz güçleşiyor. Bunu zaten oyun içerisinde hissedebileceksiniz sesleri duyarken. Bu kısımda oldukça başarılı bir yapım olmuş. Seslendirme konusunda çok iyi. Tabii biz bu görevi geçebilirsek çok daha iyi olacak. Sürede bitiyor. Her neyse, bu misyonu tamamlayamadan, gösteremeden size oyun bitmiş oluyor. Başa sarmak istemiyorum. Menüye dönüyorum. Çünkü göstereceğim daha çok şey vardır. Öyle umuyorum. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar, seviye atlama kısmı var. Bu seviyeler kazandığınız, oyunda öldürdüğünüz düşmanlardan almış olduğunuz XP'lere bağlı olarak yükseliyor. Tabii kaç seviyeye kadar geleceğimizi şu an için bilemiyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda eğer geniş bir inceleme fırsatı bulabilirsek oyunu, sizlere bunu da göstereceğiz. Seviyeyi geçtik. Şurada time trial kısmı var. Bu muhtemelen süreye bağlı olarak yine bir bölüm. Şundan da bahsedeyim. Dokunmatik fonksiyonları menüdeyken hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bir de bu oyunun fiyatını ben şöyle bahsedeyim. Sanırım PS Vita oyunlarında görebileceğiniz en yüksek miktar 135 TL. Bunu daha önce FIFA Futbol'da da görmüştük. O da 135 TL ile satışa sunulmuştu. Tabii bunun üstünde ben kesinlikle PS Vita oyunlarında yüksek bir fiyat görmedim, onu da söyleyeyim. Daha da yükselir mi, yüksek bir fiyatla oyun çıkar mı, onu da bilmiyoruz açıkçası. Hemen time trial kısmına girelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine iki tane şey var. Açılmış bölüm var. Üç tane de açılmamış böyle bölüm var. Hemen birinci bölümle başlayalım. Bu muhtemelen bizim ilk alıştırma kısmında karşımıza çıkan bölüm. Çünkü oyuna başlamadan önce soruyor, alıştırma yapmak ister misiniz? Buna göre de bizi alıştırma bölümüne atıyor. Muhtemelen bu da o bölümün birincisi. Göstermiş olalım. Evet, açılmasını bekliyoruz. Yükleme ekranı biraz bizi burada bayağı bekletti. Ve başladık. Evet. Silahımız da elimizde. Gördüğünüz gibi şu anda sadece tabanca var. Evet, karşımızda gördüğümüz tabelalara sıkacağız. Burada insanlara sıkmamaya özen göstereceğiz. Evet, bu tabelayı niyeyse vuramıyoruz. Geçelim. Burada da yine bir süre işliyor. Süreye bağlı olarak
Gidiyoruz yine. Şurada bir silah var. Onu alıyoruz. Sniper'ımız var. Bunu da alıyoruz. Ve uzaktaki düşmanlara sıkıyoruz arkadaşlar. Tabi arka dokunmatik paneli kullanarak nefesimizi tutacağız. Bakın şu anda ekranı ben oynatmıyorum. Kendi oynuyor. Arka dokunmatik paneli tuttum. Ve şu anda sabitlendi. Bakın tekrar göstereyim. Şu anda sabit değil. Hareket ediyor nişangahımız. Onu sabitlemek için arka dokunmatik panele tutuyoruz. Ve sıkıyoruz bu şekilde. Şuraya gidiyoruz tekrar. Bunu alıp düşmana sıkıyoruz. Tabi buradaki hedeflerin hepsini tek tek vurmaya çalışıyoruz. Ve sanırım misyonu tamamladık. Gördüğünüz gibi burada da misyon detayları var arkadaşlar. Burada öldürdüğünüz kişiler, topladığınız XP'ler, final skorumuz bu şekilde yer alıyor. Operasyonu tekrar oynamak için replay operasyon, menüye dönmek için de en alttaki seçeneğine dokunuyoruz. Ve burada tekrar kazanmış olduğumuz XP'ler bizim seviyemizi belirliyor. Hemen campaign kısmını geçelim. Ve hemen altındaki hostless kısmından başlayalım. Burada hostless kısmını da daha önce yayınlanan videolarda görmüştünüz muhtemelen. Biz de yine tekrar gösterelim kısaca. Ve burada bekleme ekranında biraz bekliyoruz. Evet, başladık arkadaşlar. Birazdan silah alınca göstereceğim. Şu anda sadece tabancayla ilerliyoruz. Koşmayı ben anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Koşmak şöyle oluyor. Ben D-pad alt butonuna bastığım zaman koşamıyorum. Ancak burada çok iyi kullanılmış. Nihilistik bunu çok iyi düşünmüş. Gerçekten. Koşma tuşu arkadaşlar şu anda hiçbir tuşa bağlı değil. Sadece karakteri ileri doğru hareket ettirdiğiniz zaman koşmuş oluyorsunuz. Böyle bir güzel yanı var. Bu bizi ekstra buton kullanma derdinden de kurtarmış oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda önümüze gelene bıçak sallıyoruz. Bıçak darbesiyle öldürmeye çalışıyoruz. Tabi hem oynarken hem videoya çekmek biraz sıkıntı yaratıyor açıkçası. Birinci kısmı bitirdik. Ekranda hemen bir işaret çıktı şurada. O kısma doğru ilerliyoruz. Mermimizi de yenileyelim şu şekilde. Koşma tuşu arkadaşlar dediğim gibi ileriye doğru ittiniz mi analog çubuğu, sol analog çubuğu zaten kendiliğinden koşmuş oluyor. Bu çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Hiçbir şekilde ekstra buton kullanma ihtiyacı olmuyor. Bu sayede istediğiniz gibi dönebiliyorsunuz. Keşke Resistance'da da bunu düşünselermiş diye içlenmeden edemiyoruz. Şu anda ilerleyemiyoruz. Niye bilmiyorum. Çok darbe yedik. Silah darbesi. O kısımdan bir an önce kaçmamız lazım.
Bıçak darbesi şöyle oluyor. Ekranda herhangi bir yere dokunun. İlla şuradaki bıçak darbesine dokunmanız gerekmiyor arkadaşlar. Ekranda herhangi bir yere dokunarak da bıçak darbesi yapmış oluyorsunuz. Bu güzel bir şey. Evet, bu görevi de tamamlamak istiyorum. Sanırım bu da tamam. Yeni bir görev için nereye gideceğimizi arıyorum. Evet, her neyse, buradan menüye dönmek istiyorum. Zaten grafikleri gördünüz. Muhtemelen büyük bir ihtimalle. Bazen PS şöyle tutuyor olabilirim arkadaşlar ekranda görürken. Bu sakın şey yapmayın, aldırış etmeyin. Ara sıra fark ettiğim zaman ekrana yakınlaştırıyorum. Görmüş olacaksınız zaten. Neyse, multiplayer kısmına girelim. Burada en başta Find public match diyor. Buradan şu anda oynanan herhangi bir oyuna direkt bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Yani buradan oyun arıyoruz ve bağlanıyoruz. Altta da party matching var. Matchmaking var. Buradan da partideki arkadaşlarımızla maçlar oynayabiliyoruz. Şimdi hemen ben Find public match'tan oyuna girmek istiyorum. Buradan oyun modlarını seçiyorsunuz. Team Deathmatch, Kill Confirmed, Drip Zone, Team Tactical ve Free For All şeklinde bazı modlar var. Hemen Team Deathmatch'la ben başlamak istiyorum. Buradan sanırım şu anda oyuncuların bağlanması bekleniyor. Evet, bağlandık. Buradan bakalım dokunarak. Hayır, yapamıyormuşuz. Şu şekilde Nuke House, gördüğünüz gibi şu altta Nuke House haritası var. Biz bunu seçtik arkadaşlar. Şu anda da zaten Votes yazıyor altta. Bu da ne demek oluyor? İki kişi. Yani iki kişi bu haritayı seçir. İsterse bir kişi seçsin. Karşı haritayı kimse seçmediyse direkt seçili haritaya bağlanıyoruz. Şu anda da Call of Duty Black Ops The Last Shuffle'ın en çok merak edilen Nuke House haritasındayız arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Bunu Black Ops 1'de çok oynamıştım bu haritayı. Çok beğenmiştim. Zaten büyük bir ihtimalle çok kişi de bu haritayı beğenerek oynamıştır. Çünkü seçilebilecek en güzel haritalardan biri zaten grafiksel olarak da üstünde özenle durulmuş arkadaşlar. Araç patlatma olayı da var bunda. Tabii şu araçları mesela silah sıkarak patlatabiliyoruz arkadaşlar. Mesela aracın yanında düşman varken düşmanlara da bu şekilde zarar vermiş oluyoruz aracı patlatarak. Evet, şu anda açılmasını bekliyoruz ve açıldı. Buradan silah seçimini yapıyoruz. Şu şekilde MP5K'yı seçmek istiyorum ve ondan geriye doğru saydı. Şu anda haritadaki kullanıcılarla mücadelemizi vereceğiz. Evet. Bir kişiyi indirdik. Bu güzel bir şey. Başlangıç olarak. İlk defa ben de multiplayer oynuyorum. Şöyle odalarda geziyorum. Aslında multiplayer kısmının grafikleri arkadaşlar single player'daki oranla daha iyi. Yani single player'daki haritalara ya da grafiklere göre daha iyi arkadaşlar. Onu söyleyeyim hemen size. Şuradan şöyle bomba atayım o tarafa.
Evet. Burada başarısız bir atış yaptığımız için çabuk öldük. Ya bu tabii çekim yaparken oynamak biraz sakıncalı oluyor. Sakıncalı derken zor oluyor açıkçası. Evet, bir kişi daha indi. Biz de indik. Oldukça güzel bir harita. Tabii bunu daha sonra geniş olarak inceleyeceğiz arkadaşlar nasıl bir harita olduğunu. Evet. Hızlı bir şekilde silah değiştirmek işe yarıyor gerçekten. Bu respawn noktaları arkadaşlar biraz çabuk doğabiliyor. Dibimizde respawn olabiliyor. Gördüğünüz gibi bir elemanı indirdik orada. Bu bizim açımızdan güzel oldu. Yamuk tutuyor olabilirim PS'dayı. Buna çok da aldırış etmeyin. Araca sıkın bakalım. Yok. Sanırım multiplayer'de bu araca bir şey olmuyor. Normalde single player'de aracı rahatlıkla patlatabiliyoruz. Evet. Elemanın silahını almak istiyorum. Oo. İkimiz aynı anda öldük. Bakalım. Tekrar bakıyoruz. Birini indirdim. Gerçekten oldukça zevkli bir multiplayer kısmı var. Arkadaşlar, sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Rakibin silahını aldık. İlerliyoruz şimdi. Multiplayer kısmının tamamlanmasını bekliyoruz. Burada. Bunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. İlk defa almaya çalışırdım, o da öldüm. Çok keyifli. Bu ilk sıcağı sıcağına izlenimi bitirdikten sonra direkt multiplayer kısmıyla devam etmek istiyorum. Çünkü oldukça zevkli. Bunu koruyorlar herhalde bu sandığı da. Ben o kadarını anlayamadım. Evet, bir hata aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir hatanın oluşması kötü oldu. Tabii oyunu da kapatmış oldu. Evet, hatayı aldıktan sonra tekrar oyuna başlamak istemiyorum açıkçası. Çünkü ileride uzun bir inceleme yapıp sizlere bunu sunacağım arkadaşlar. Daha ayrıntılı detaylara ineceğim, anlatacağım. Grafiklere daha çok değineceğim. Hataları buldukça sizlere anlatmaya çalışacağım. Alınacak bir oyun. Fiyatını çok da dert etmenize gerek yok. 135 TL belki çok olabilir ancak sizi aylarca meşgul edebilecek bir oyun en azından Killzone çıkana kadar diyeyim ben. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. Hoşça kalın.